arkadaşlar. Güzellik bu. Biz işte bunu istiyoruz. Herkes bireysel hak ve özgürlüğünü arayabilsin. Kardeşim annesini kaybetmiş, belediye başkanının yanına geliyor koşarak. Niye? Biliyor çünkü sığınacak yeri. Evet, sayın hanımefendi, emin ellerde Mehmet Kocadan'ın kanatları altında. Hiç korkma, ha evladımız burada. Şimdi son bir yıldır ve son 4-5 aydır arkadaşlar Turgut Reis'e gelip gidiyoruz. Sorunlarınızı biliyoruz. Arıtma tesisi olsun, planlarınız olsun, yollarınız olsun. Anlamadım ama neyse. Arkadaşlar bunların hepsini yapacağız. Ama şimdi bütün bunları yapabilmemiz için arkadaşlar önce bir seçilmemiz lazım. Ve inanıyorum ki bu güzel insanlarım bize gönül vermiş 3 yaşından 93 yaşına kadar Bodrum Yarımadası'nın şu güzel halkı 30 Mart'ta çok güzel bir oy kullanacaklar. Çünkü vicdanının sesini dinleyecekler. Ve diyecekler ki biz Mustafa Kemal Atatürk için layık cumhuriyet için bireysel hak ve özgürlüğün için güzel çocuğunun geleceği için kadın hakları torunların için doğru adresin Cumhuriyet Halk Partisi ve ben Kocadan olduğunu vicdanla size söyleyecek arkadaşlar. Ve bütün projeleri yapmak sözüyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Bu güzel ofis Turgut Reis'e hayırlı olsun diyorum. Bodrum sizlerle güzel arkadaşlar. Siz Bodrum'a, ben sizlere yakışıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu bir ekip işi, ekip gönül işi, birlik, beraberlik işi. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Zafer Bodrum'un olacak, gelecek Bodrum'un olacak. Size bir hanımefendiyi takdim etmek istiyorum. Başarılı bir belediye başkanının arkasında güçlü bir kadın durur arkadaşlar. Büyük alkışlarla Hülya Kocadan. Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk. Genç bir belediye başkanı, başarılı bir belediye başkanı, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Sarıhan. Ekip sağlam, ekip genç, dinamik, başarılı. Yalı Çiftlik Belediye Başkanı İsmail Altındağ. Onu çok yakından tanıyorsunuz. Bodrum'da büyük hizmetler yaptı. Bodrum'un efsane başkanlarından Tuğrul Acar. Hani diyoruz ya, Bodrum yeşil kalsın. İşte o yeşilin medarı iftarı Vites Belediye Başkanı İbrahim Çömez. Bravo başkan, bravo başkan, bravo. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz.
geçenlerde bir mahallede, bir caddemizde konuşma yaparken vatandaşımız dedi ki, başkanım Turgut Reis'te konser yapılacak mı bundan sonra dedi. Söz dedim, seçimden önce size bir tane yapacağım dedim. Evet, biz sözümüzde dururuz arkadaşlar. Bu konseri o hanımefendiye armağan ediyorum. Namussuzların, rüşvetçilerin, yolsuzluk yapanların olmadığı bir Türkiye ve dünya özlemiyle hepinize yürekten sevgi, dostluklarımı iletiyorum. Hoş geldiniz. Şarkılarımızı, türkülerimizi söylüyoruz ama yüreğimizin bir kısmı acıları yaşıyor. Maalesef Türkiye'de siyaset etik olarak yapılmadığı gibi bu etiksizlik içinde 8-9 tane genç yavrumuzu katlettiler. Gece direnişlerinde ölen yavrularımız, ki ben babayım, birçok anne baba da burada. Diliyorum kimseye evlat acısı tattırmasın yaşam. Ben bugün şarkılarımı bu genç fidanlar için, en son Berkin için, en son Murat için, ki bizler ölümlere karşıyız. Bizler insanın temel yaşama hakkını elinden kim alırsa alsın onların karşısında durmak zorundayız. Bizler sanatçıyız. Bizler sevgiden, dostluktan, kardeşlikten yanayız. Savaş kelimesini yıllardır hiçbir sanatçı yanına yaklaştırmamıştır, ağzına almamıştır. Onun için bugün bütün şarkılarımızı Turgut Reis, Bodrum, Gezi Parkı direnişçileri, on yaşlar, Otlu direnişçileri, kendisini Cumhuriyet'e, evrenselliğe, Atatürk ülkelerine bağlı herkes için söylüyoruz bugün şarkılarımızı.